Bu seneki 21 Aralık Kuzey Yarımküre'de sadece yılın en uzun gecesi olmakla kalmayacak. Gaz devi gezegenleri Jüpiter ile Satürn 21 Aralık'ın gün batımında gökyüzünde birbirlerine yaklaşacak ve çift gezegen gibi gözükecek. Yaşanacak bu olayın daha da ilgi çekici yanı ise bu olayın Orta Çağ'dan sonra ilk kez yaşanacak olması. ...2020 yılının insanlık tarihinde unutulmayacak bir yıl olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz. Covid-19 pandemisi başta olmak üzere yaşadığımız onca olaydan sonra yeni bir yıla geçmeden önce son bir sürprizle daha karşılaşacağız. En son yaklaşık 800 yıl önce yakınlaşan Jüpiter ve Satürn gezegenleri yeniden aynı pozisyona gelecek. Kış gün dönümü olarak da bilinen yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık tarihinde gün batımından hemen sonra güneybatı ufkuna baktığınız zaman Güneş sisteminin en parlak gezegenlerinden olan Satürn ve Jüpiter'in birleşmesini görebilirsiniz. Çıplak gözle baktığınızda güneybatı yönünde aşağıda ve bir o kadar parlak tek bir cisim gibi görünen bir nokta olacaktır. Eğer elinize bir dürbün alıp merceğinizi bu noktaya çevirdiğiniz zaman parıltının iki ayrı nokta olduğunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. Diyelim ki bir teleskobunuz var ve teleskobu o parlak noktaya doğru çevirdiniz. Burada dikkatinizi çeken şeylerden biri kesinlikle Jüpiter'in 4 sadık uydusu olur. Diğer bir deyişle Galileo uyduları olur. Bu küçük cisimlerin gaz devi Jüpiter'in etrafında dönüş hızı kısa sürede görebileceğiniz kadar hızlıdır. Gaz devi Jüpiter'in hemen çaprazında ise halkaları yüzünden oldukça oval şekliyle rahatça ayırt edebileceğiniz Satürn'ü göreceksiniz. Eğer teleskobunuz yeteri kadar iyi ise ya da bulunduğunuz ortam ışık kirliliğinden muafsa Satürn'ün de Titan başta olmak üzere uydularını görebilirsiniz. Eğer tüm gece boyunca bu birleşmeyi inceleyebilecek bir yerdeyseniz özellikle sabaha karşı Satürn'ün hızlı bir şekilde uzaklaşmasını fark edebilirsiniz. Bu saatten sonra ikili birbirinden gitgide uzaklaşacaktır. Eğer bu birleşmeyi gözlemleyebildiyseniz sizi tebrik ederiz. Çünkü büyük ihtimalle sizden sonraki 6. neslin Dünya'dan veya Mars'tan günümüzden 600 yıl sonra izleyeceği bir olaya tanık oldunuz. Gökbilimciler Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni olan Jüpiter ve Satürn'ün yakınlaşmasını büyük kavuşum olarak isimlendiriyorlar. 21 Aralık 2020 gecesi büyük kavuşum gerçekleşiyor ve Jüpiter ile Satürn arasında yalnızca 0,1 derecelik bir açı kalacak şekilde yakınlaşıyorlar. Kavuşum adı verilen bu olay Dünya'dan da rahatça gözlemlenebilecek. Pandemi yüzünden zaten gergin olan bazı insanlar artık uzaylı istilası, zombi baskını, meteor düşmesi gibi olaylar bekliyorlar. Büyük kavuşum her ne kadar tarihi bir olay olsa da başımıza bir şey gelmesine neden olmayacak. Elbette astroloji ve burçlar üzerindeki etkisinin aşk hayatınızı nasıl etkileyeceği ayrı bir tartışma konusu. Jüpiter ve Satürn en son 794 yıl önce aynı şekilde yakınlaşmıştı. Satürn gezegeninin Güneş etrafındaki bir turunu tamamlaması 30 dünya yılı sürüyor. Jüpiter gezegeni ise bu turu 12 dünya yılında tamamlıyor. Dönüş hızıyla oluşan bu zaman farkı nedeniyle İki gezegenin birleşmesi her 20 yılda bir tekrarlanıyor. Ancak her kavuşum aynı olmuyor. 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek kavuşumda iki gezegen arasındaki açı farkı 0,1 derece olacak. Gökbilimciler tarafından yapılan hesaplamalara göre bu kadar yakın bir kavuşum en son 1226 yılında gerçekleşti. Gözlemlenebilir bir diğer kavuşum ise en son 1623 yılında gerçekleşti. Yani yaklaşık 800 yıldır bu kadar yakınlaşmayan iki gezegen 400 yıldır birlikte yakın bir şekilde görülmediler. Jüpiter ve Satürn kavuşumu hakkında bilgi veren Gökbilim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Orhan Gölbaşı, dünyadan bakıldığı zaman görülen en parlak cismin Venüs olduğunu, diğer en parlak cisimlerin ise Jüpiter ve Satürn olduğunu söylüyor. Gölbaşı, bu yakınlaşmalar hep eşit olmazlar. Buna benzer bir yakınlaşma 1623 yılında gerçekleşmişti. İki gezegenin birbirlerine en yakın kavuşumu ise 800 yıl kadar önce 1226 yılında gerçekleşti. Bundan sonraki ilk kavuşum 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek diye konuştu. Gölbaşı şöyle devam etti. Aysız gecelerde gökyüzünün en parlak cismi Venüs'tür. Ondan sonra ise Jüpiter ve Satürn gelir. Bu nedenle 21 Aralık gecesi gün batımından hemen sonra güneybatı ufkuna bakıldığında onları kolaylıkla fark edebiliriz. Satürn'ün Güneş'in etrafında dolanması 29,5 dünya yılı, Jüpiter'in ise 11,9 dünya yılı kadardır. Böylece yaklaşık her 20 yılda bir Jüpiter dünyadan bakıldığında Satürn'e yetişir. Birçok sosyal medya paylaşımlarında ve basında bu iki gezegenin tek bir gezegen ya da yıldız gibi görüneceğinin ileri sürüldüğünü ancak bunun doğru olmadığını kaydeden Gölbaşı ışık kirliliğinden uzak bulutsuz bir gökyüzünde eğer gözümüzle iyi görüyorsa bu iki gezegeni ayrık olarak göreceğiz. Ancak böyle bir olayı en azından 400 yıl boyunca kimse görmedi. Sadece bu nedenle de olsa 21 Aralık gecesini kaçırmamak ve gözümüzün keskinliğini sınamak gerekiyor dedi.
Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin dönüş hızları nedeniyle her 20 yılda bir birleştiklerinden ancak her zaman bu kadar yakın olmadığından bahsetmiştik. Yani 2040, 2060, 2080 ve 2100 yıllarında da bu gezegenler yakınlaşacaklar. Ancak her yakınlaşma aslında bizim algımıza sahip canlılara göre o kadar da yakın olmuyor. Gökbilimciler tarafından yapılan hesaplamalara göre 21 Aralık 2020 tarihinde oluşacak 0,1 derecelik yakınlaşmaya benzer bir kavuşum en yakın 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek. Elbette bu bile 21 Aralık kavuşumu kadar yakın olmayacak. Bu nedenle 21 Aralık akşamı Güneybatı ufkuna bakmayı unutmamanız tavsiye ediliyor. 21 Aralık 2020 gecesi NASA başta olmak üzere pek çok gökbilim izleme merkezi ve topluluğu Jüpiter ve Satürn kavuşumunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacaklar. Çıplak gözle görülse bile özel gözlem cihazları sayesinde kavuşum çok daha net bir şekilde gözlemlenebilir. Google'ın Jüpiter ve Satürn'ün gerçekleşecek tarihi yakınlaşması için bir doodle paylaştığını da belirtelim. 21 Aralık 2020'deki tarihi anlara tanıklık etmek için hava karardıktan sonra gözünüzü güneybatı ufkuna çevirmeyi unutmayın. Eğer videomuz hoşuna gittiyse beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Konuyla ilişkin düşüncelerini de yorumlar kısmında belirtebilirsin. Kendine iyi bak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.